burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haberleri aktaracağız. Önce özetler. Et fiyatlarındaki pahalılık vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Kanal T Haber, etin pahalı olması nedenlerini ve ne zaman ucuz et denecek sorularını Kasaplar Birliği Başkanı ile Hayvancılar Birliği Başkanı'na yöneltti. Yurtta üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak amacıyla sivil uçuş sayısını günde iki sefer ile sınırlayan NOTAM iptal edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı resmi Can Altay NOTAM'a dair açıklamalarda bulundu. Can Altay bu karar dün neticelendi. Öğrencilerin getirilmesinin başka bir yolu varsa biri bize söylesin dedi. Ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak kamuda maaşlardan yapılacağı kesintilerle ilgili hazırlanan her türlü maaş ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkındaki yasa Cumhuriyet Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun, Birleşmiş Milletler ile sürekli yapmakta oldukları temaslarda 5+ BM Kıbrıs zirvesinin Nisan ayının ikinci yarısında ve büyük olasılıkla Cenevre'de yapılmasının öngörmekte olduğunu söyledi. Et fiyatlarındaki pahalılık vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Kanal T Haber etin pahalı olması nedenlerini ve ne zaman ucuz et yenecek sorularını Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ile Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu'na yöneltti. Özellikle son dönemde Covid-19 pandemisiyle birlikte kasaplar açıktı ama onlar da işsizlikten şikayet ediyorlardı. Ama son dönemlerde öyle bir noktaya geldi ki artık fiyatlar, et fiyatları aldı başını gitti. Neredeyse kuyumcu fiyatlarıyla aynı oranda artış sergiliyor et fiyatları. Tabii bu durumdan hem üreticiler memnun değil, hem kasaplar memnun değil, hem de tüketiciler memnun değil. Malum ülkede yaşanan ekonomik kriz Covid-19 kaynaklı alım gücünü iyice düşürdü. Bir de bu et fiyatlarına yansıyınca dar gelirli vatandaşın mutfağına ateş düştü. Kasaplar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Durdu Özdeğirmencioğlu fiyatların çok yükseldiğini ve artık satış yapamadıklarını dikkat çekerek kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yani 40 liraya aldığım hayvanı ben 80 liraya karkas haline getiriyorum. Bunun kesim ve taşımacılık ücreti var. Haliyle hayvanın bir filesi var. Üzerinde bir kuyruğu var. Yumurtalıkları, böbrekleri. Biz bunları kasaplar olarak müşterilerimize ikram veriyoruz. Kuyruk yağı mesela adam geldi bir but almak ister. Şişlik yapacak. Durdu kuyruk yağı keser misin? Biz onu terazide tartıp da adama demeyiz 25 lira daha alacak senden. Öyle bir lüksümüz yok. Ama halbuki kasap onun parasını ödüyor. İhtimaldir olurdu ve yani o raddelere gelirsek bile yani biz kefenklerimizi indireceğiz büyük bir ihtimal. Yani öyle gösterir. Çünkü et satışlarımız düştü, kazançlar düştü, giderler gene aynı giderler. Yani çok zor durumlar. Önümüzde de büyük bir nehir var. O nehri nasıl geçeceğiz? Yetkililere buradan çağrımızdır. Şu anda bir yayındayız. Diğer kasap arkadaşlarım da buradadır. Yani hepsimiz aynı dertteyiz. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu'nu eleştiren Özdeğirmencioğlu, kendilerinin töhmet altında bırakıldığı belirterek karkas hayvan kesim maliyetlerini açıkladı. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu'ları sürekli kasapları töhmet altında bırakması, işte vatandaşın aklını karıştırması, işte kasapların işte sürekli işte hayvan fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayetçi olmasından dolayı bugünlere geldik. Fiyatlarda çok ciddi bir artış vardır. Kademeli kademeli arttı. 20 lira canlısı tarttığımız tosuna şu anda bugün itibariyle köyde konuşulan fiyatlar, yani vermiyorlar da aşağısına tabii, 26-27 TL kilosu. Yani arada 7 TL bir fark var. Küçük başta ise bugün 40-41 lira kilosunu istiyor köylü. Kasapların eleştirisine ise yanıt Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu'ndan gecikmedi. Gidin bakın kuzu eti kaç paradır?
80-85 liradır. Bugün olması gereken fiyatlar da bulur. Canlı hayvan fiyatına bakıldığı zaman 100, 120, 110 lira böyle bir şey olamaz ya. Kesim fiyatların artmasının kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek topu kasaplara attı. Özellikle şunu söyleyeyim. Bugün kuzunun düne kadar fiyatı 35 liraydı. Dün kasabın biri Karpaz bölgesine gitmiş ve canlı kuzunun fiyatını 38-39 lira olarak orada alırım diye söylemiş hayvancılara. Şimdi burada canlı hayvan fiyatını artıran hayvancı değildir. Canlı hayvan fiyatını da artıran kasaplardır. Et fiyatını da bugün belirleyen yine kasaplardır. Türkiye'de ilaç fiyatlarına gelen zamın ülkedeki ilaç fiyatlarına da yansıması ilgili konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaç fiyat artışından direkt olarak ülke vatandaşı etkilenecek olmasının sorumlusu ülkenin sağlık ve ilaç sektörünü günübirlik çözüm yolları ile yöneten yetkililerindir dedi. Vatandaş neden zamlı ilaç alıyor sorusuna yanıtı Eczacılar Birliği Umut Öksüz Kanal T Haber açıkladı. Dün yaptığımız bir açıklama vardı. Yaptığımız açıklamada bunu geçen senede yine sizin ekranlarınızda da aynı konuya parmak bastık. İlacın fiyatını zamlayan KKTC'deki hiçbir kurum veyahut kuruluş değildi. Neden? Ülkemizdeki ilaçların neredeyse %75-80'i Türkiye'den gelir. Hepsi Türkiye menşeli ilaçlardır. Ve gerek ilaç eczacılık dairesi olsun, gerekse özel eczaneler olsun veya dairenin deposu olsun, hepsinin ilaç online sistemi Türkiye'ye entegredir. Türkiye'de o gün herhangi bir saat içerisinde ilaç fiyatı düşerse otomatik olarak bizim burada da düşer. Yükselirse bizim burada da yükselir. Peki bunlar nasıl olur? Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nin 31.400 resmi sayılı resmi gazetesinde tıbbi beşeri ilaçların fiyatlandırılmasıyla ilgili bir kararname yayınlandı. Ve dediler ki %20'yi geçmeyecek şekilde geçen senenin euro bazını alarak, ki bu euro bazı da net olarak söyleyeyim size, evet, ilaçta Türkiye'nin bir euro bazına değeri 3.81'dir. Bu sene geçen senenin üzerine yaklaşık %20'lik konularak bu sene bir euro bazı 4.57 oldu. Öksüz, Türkiye ilaç sanayinin yaptığı artışa göre Kuzey Kıbrıs ilaçların %20 zamlandığını belirtti. İlaç sanayi firmalarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin yapılan pazarlık sonucunda ortalama bir fiyat artışı belirlerler. Bu fiyat artışı da nedir? Türkiye ilaç sanayi yetkilileri diyor ki bizim bu sene ilaç üretim maliyetleri yaklaşık %30 arttı. Hem pandemiden hem de döviz kurundan dolayı. Ve yapılan iyi niyet toplantıları sonucunda, ki bu artış Türkiye'de %26.4 beklenirdi, yapılan görüşmeler ve Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkili müdahaleleri sonucunda %20'ye indi. %20 oldu. Bunun sonucunda ise direkt olarak cuma günü resmi karar geçti. Ertesi günü kurul toplandı. Bunu resmi rakamı açıkladı. %20'ye sabit tutacak dedi. Dün itibariyle de ecza depolarımızda, ilaç eczacılık dairesinde, tüm eczanelerde ilaç fiyatları %20 zamlandı. Peki ilaç fiyat artışı vatandaşı nasıl etkiler? Direkt olarak bizim memleketteki vatandaşı etkiler. Neden? Bakın, Türkiye'de bir genel sağlık sigortası vardır. Evet. Türkiye'deki genel sağlık sigortası o kadar ciddi işler ki toplumun hangi kesimi sigortalı giderse gitsin, hangi eczaneye, isterse Kahramanmaraş'ta, isterse İstanbul'da, isterse Kars'ta, hangi eczaneye giderse gitsin, 82 milyonluk ülkeden bahsederek ha. Bunlar hepsi eczaneden ilacını ücretsiz alır. Devlet de üstüne düşen yükümlülüğü yerine getirerek eczaneye gerekli olan vatandaşın aldığı miktarı öder. Onun için bu zam Türkiye'deki vatandaşı çok etkilemez. Gene bizim vatandaşımız etkiler. Sağlık Bakanı Ünal Üstel son COVID tablosunu açıkladı. Son 24 saat yapılan test sayısının 6.592 olduğunu, 16 pozitif vakaya rastlandığını ve 46 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin de Monsa bölgesinden olduğunu belirtti. Devam edelim. Yurt üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak amacıyla sivil uçuş sayısını günde 2 seferle sınırlayan NOTAM iptal edildi.
Ercan Havalimanı'na yapılacak sivil uçuş sayısını günde 2 uçuş ile sınırlayan notam iptal edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yayınlanan notama göre karar KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alındı. Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere diğer tüm yolculara uygulanan kuralların uygulanacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada öğrencilerin karantinadan muaf olmayacağı ifade edildi. Ulaştırma Bakanı Resmi Ercan Altay günlük sefer sayısına ilişkin kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin yayımlanan notama ilişkin açıklamalarda bulundu. Can Altay bu karar dün neticelendi. Öğrencilerin getirilmesinin başka bir yolu varsa biri bize söylesin dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Ercan Altay notama ilişkin konuştu. Can Altay söz konusu kararın 13 Şubat'ta alındığını, 17 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs'a gelmesi için sefer sayısının artırılması gerektiğinin bir gerçek olduğunu belirtti. Can Altay bu karar dün neticelendi dedi. Öğrencilerin getirilmesinin başka bir yolu varsa biri bize söylesin dedi. Türkiye'ye gitmek isteyen yurttaşların da bu uçakları kullanacağını ifade eden Can Altay, uçaklar öğrencilerle gelecek ancak dönüşte muhakkak yolcular olacak şeklinde konuştu. Bakan Can Altay, Maliye ve Sağlık Bakanlığı artık yeterli dediğinde bu uçuşlar durdurulacak. Durdurun dedikleri anı durduracağız diyerek şu an ülkeye gelip karantinaya giren 3000'e yakın öğrenci var. Biz bu dengeyi sağlayarak öğrencileri getireceğiz ifadelerini kullandı. Ekonomi koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak kamuda maaşlardan yapılacak kesintilerle ilgili hazırlanan her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak kesintiler hakkındaki yasa meclisten geçti. Covid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak kamuda maaşlardan yapılacak kesintilerle ilgili hazırlanan her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkındaki yasa Cumhuriyet Meclisi'nden geçti. Başbakan Hamza Saner bu yasayla amaçların yüzlerce davayı kolaylaştırmak ve biriken borçları hafifletmek olduğunu söyledi. Yasanın kapsamı hakkındaki bilgi veren Saner, yasanın daha önceki değişikliklerden yararlanmamış olan herkesi kapsayacağını belirtti. Tasarının üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşimde yapılacak. Tasarıyla ilgili ilk sözü alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, böyle bir adımın atılmasının özel kamu arasındaki dengeyi sağlayacağını belirtti. Çeler, ödenen 1500 TL'lerin açıklandığı şekilde ödenmediğini ve bu paraların çalışanın eline geçtiğinden emin olunacak bir düzenleme yapılmasını önerdi. CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hayat pahalılığı artışının ödenmemesinin yasaya bağlanmasının doğru olduğunu ve bugünkü adımla yasallaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Özdenefe, kesintilerin nasıl kullanılacağının belirtilmesi ve 31 Aralık 2021'e kadar geri ödeneceğinin taahhüt edilmesinde yasanın önemini artırdığını belirtti. CTP Milletvekili Fikri Toros ise bu yasayla oluşacak kaynağın yerli istihdama aktarılmasını talep ettiklerini ve kesintilerin ne zaman ödeneceğinin somut şekilde yer almasını talep ettiklerini hatırlattı. Toros bu yasanın merkezi yönetime bağlı olmayan, yönetim kurulu olan kurumlarda bu kesintileri yapma hakkı veremeyeceğini de komitede hatırlattıklarını vurguladı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arakıl'a kabine değişikliğinin hükümete olumsuz yansıyacağını düşünmediğini ifade ederek UVP'deki tüm arkadaşlar tecrübeli ve her görev yapabilecek kişilerdir dedi. Diğer yanda Arakıl, market fiyatlarının ucuzlaması ve etiket tüzüğü gibi çalışmalara bürokrasiye rağmen devam edeceklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, devlet televizyonunda soruları yanıtladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alınmasına ilişkin konuşan Arıklı, görev değişikliğinde kendisinin ilgisinin olmadığını, bunun Başbakan Ersan Saner'in takdiri olduğunu söyledi. Kabine değişikliğinin hükümeti olumsuz yansıyacağını düşünmediğini ifade eden Arıklı, UBP'deki tüm arkadaşlar tecrübeli ve her görevi yapabilecek kişilerdir dedi. Bulaşıcı hastalıklar yasasının yerine getirilmesi gereken maddeleri olduğunu işaret eden Arıklı, İlgili komitelerin oluşturmakla Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi'nin tam kapasiteyle çalışabileceğini ifade etti. Arıklı, kararları hafif değiştirdiğimiz zaman ciddi baskı görüyoruz, üst komite kararlarına uymadığınız için vakalar arttı, ölümlerin sorumlusu sizsiniz gibi eleştiriler alıyoruz. Kamuoyuna böyle lanse edildi. Yapmamız gereken bulaşıcı hastalıklar yasasının gerekliliklerini yerine getirmektir dedi. Erhan Arıklı, ne zaman normal hayata geçeceğiz sorusuna karşılıkta ülkenin 75'i
aşılanınca normal hayata geçeceğiz diye düşünüyorum diye konuştu. Ülkenin icraat yapmada bir diğer önemli sorunun bürokratik oligarşi olduğunu ifade eden Arıklı, market fiyatlarının ucuzlaması ve etiket tüzüğü gibi çalışmalara bürokrasiye rağmen devam edeceklerini söyledi. Pandemi koşullarına rağmen ticaret hacmini geliştirmek istediklerini kaydeden Arıklı, Türkiye ile kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Arıklı, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kalabalık bir heyetle 5 Mart'ta çalışma ziyareti için KKTC'ye geleceğini açıkladı. Yaklaşık bir aydır bu ziyarete hazırlanmakta olduklarını ifade eden Arıklı, Türkiye'ye ihracat kapasitesini artırma yolunda ziyaretin son derece önemli olacağını söyledi. Erhan Arıklı, Başbakan'ın hafta sonu Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretinin de ekonomik ve mali açıdan önemine vurgu yaptı. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 11 kişinin yanı sıra kapalı olması gerektiği halde iş yeri faaliyetlerini sürdüren bir iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 22-23 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken bir iş yerinin faaliyeti olduğu tespit edildi. Öte yandan Gazimoğlu'da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası başarı elde eden sporcularımız Buse Savaşkan ve Merve Çelebi'ye tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası başarı elde eden sporcularımız Buse Savaşkan ve Merve Çelebi'ye tebrik mesajı yayımladı. İstanbul'da yapılan ve 18 ülkeden 236 sporcunun katıldığı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı'nda bulunan ve yüksek atlama Balkan üçüncüsü gelen Buse Savaşkan'ı ve Avusturya'da gerçekleşen 2021 Cev Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı Vagrain etabında Türkiye milli takımında yer alan ve şampiyon olan Merve Çelebi'yi yürekten kutladığını belirttiği mesajında Cumhurbaşkanı Tatar, iki sporcumuzun elde ettiği başarılardan ve uluslararası camiada bizleri en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Başarılarının devamı için her türlü desteği vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sporculara başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun, BM ile sürekli yapmakta oldukları temaslarda 5 artı BM Kıbrıs zirvesinin Nisan ayının ikinci yarısında ve büyük olasılıkla Cenevre'de yapılmasını öngörmekte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs'ta iki asırdır yaşananlara son 54 yıllık müzakere sürecine Rum tarafının haksızca kullanmakta olduğu uluslararası statüye ve Doğu Akdeniz'de yaşanmakta olan istikrarsızlığın kök nedenlerine bakıldığında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve işbirliğinin iki taraf arasında statü eşitliğinin sağlanması ve egemen eşitliklerine saygı gösterilmesini mümkün olabileceğini söyledi. Kıbrıs Türk tarafının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak müzakere zemini bulunup bulunmadığının değerlendirileceği, 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısına bu vizyonla katılacağını yineleyen Olgun, Birleşmiş Milletler'le sürekli yapmakta oldukları temaslarda bu toplantının Nisan ayının ikinci yarısında ve büyük olasılıkla Cenevre'de yapılması öngörülmekte olduğunu söyledi. Ergün Olgun, toplantının kesin tarih ve yerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yakın zamanda 5 tarafa yapacağı toplantı davetinde yer alacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun tarafından yapılan yazılı açıklamada 1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ortaklık düzenlemelerinin ve Kıbrıs Türk halkına ayrılan hakların 1963 yılında Rum ortak tarafından gaspı ve buna bağlı olarak %100 Rumlardan oluşturulan rejimin ortaya çıkışının 1960 antlaşmaları ve anayasasının açık ihlali olduğunu ifade edildi. Uluslararası camianın bu gaspa göz yummasının bu uluslararası yasa dışılığı meşrulaştırmadığı ve Kıbrıslı Türklerin meşru eşit hak ve statülerini ortadan kaldırmadığı vurgulanan açıklamada, nitekim ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında tarafların ilişkisinin azınlık çoğunluk ilişkisi olmadığı ve siyasi eşitlik zemininde olduğu kabul edilmektedir. Sorun, bu ilke ve gereklerinin uluslararası toplum tarafından pratikte gözetilmesiyle ilgilidir ifadesine yer verildi. Rum ortağın ortaklığı işgali sonucunda Kıbrıs'ın iki asli halkını temsilen kendi kontrollerindeki topraklar üzerinde yasama, yürütme ve yargı organlarıyla egemenlik kullanan ve icraat yapan iki ayrı yönetim ortaya çıktığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu husus 30 Temmuz 1974 tarihinde 3 garantör ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından da teyit edilmiştir.
İki halkı kısa zaman içinde toprağıyla, nüfusuyla ve etkin yönetimiyle demokratik iki devlete taşıyan 57 yıllık bu gerçek ve bunun doğurduğu sonuçlar hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Kıbrıs'ın iki asli halkı kendi geleceklerini ayrı ayrı tayin etme hakkına sahiptir. Bu hak bağımsızlık öncesi İngiliz hükümeti tarafından 1956 ve 1958 yıllarında teyit edildiği gibi ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dair antlaşmaların iki kurucu halkın temsilcileri tarafından imzalanmış olması gerçeğinde de görülebilmektedir. 1960 Ortaklık Anayasası'na göre iki tarafın temsilcileri eşit veto hakkına sahiptir. Keza 2004 yılında Rum tarafınca reddedilip Kıbrıs Türk tarafınca onaylanan Birleşmiş Milletler kapsamlı siyasi ortaklık çözüm planının eş zamanlı referandumcular aracılığıyla iki halkın onayına sunulmuş olması bu gerçeğin diğer bir tezahürüdür. Özetle Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs Rum tarafının sahip olduğu ve kullandığı bütün haklara sahiptir ve eşit siyasi statüdedir. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen derneğin varlığını sürdürebilmek için yardım çağrısında bulunmasının ardından derneğe katkı sağlamak adına destek veren duyarlı vatandaşlar ve bazı kurumlar da yer aldı. Bunlardan bir tanesi de Jimnastik Federasyonu oldu. Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde jimnastikçiler yayınladıkları videolarla farkındalık yarattı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail, derneğe katkı sağlamak için jimnastikçilerin videolar yayınlayarak farkındalık yaratmasına teşekkür etti. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail'in konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Bu dernek bir kuruş kazanmasa da kampanya beklenen sonucu vermese de böylesi saf tertemiz duygularla bizi destekleyen KKTC Jimnastik Federasyonu jimnastikçilerinin kattığı güç, verdikleri mesaj ve yüreğimize gönderdikleri küçük kalplerinden gelen kocaman sevgiyle var olmayı başaracağımızdan eminiz. Binlerce jimnastikçilerimizin eğitmenleri, dörder beşer aileleri ve onları tanıyan çevreleriyle şu anda ülkemizde büyük bir kitleye ulaşarak sayelerinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin durumunu aktaran kampanyamızı duyurmayı başardık. Duyarlı vatandaşımız, iş insanımız ve dernekten yardım almış olan on binlerce hasta yakınları hemen destek çıkmaya, derneğin kapanmaması için kurtarma çabasına girdi. Bütün görsel yazılı basın, koca medya derneğimize sahip çıktı. KKTC Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu'nun miniklerimizin jimnastik hareketleri yaparak çağrıda bulunmaları düşüncesi bir anda kocaman bir çığa dönüştü. Paylaşımlar artarken sevgiler büyüdü, umutlar yeşerip çoğaldı. Derneğimizden bugüne kadar yardım almış olan on binlerce hasta adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkede her olumsuzluğa karşın hala sevgi dağıtmayı bilen güzel yürekli insanlarlarız. Sağ olunuz." Türkiye Sağlık Bakanlığı 22 Şubat günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti. 8104 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de son 24 saatte 118.816 COVID-19 testi yapıldı. 8104 kişinin testi pozitif çıktı. 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 118.816 COVID-19 testi yapıldı. 8104 kişinin testi pozitif çıktı. 78 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 623 oldu. Son 24 saatte 5690 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının son ermesiyle iyileşen sayısı 2.529.450'ye yükseldi. Test sayısı 32.436.998 ulaştı. Vaka sayısı 2.646.526, vefat sayısı 28.138, ağır hasta sayısı 1.189 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %4,2, yatak doluluk oranı %48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %60,3, ventilatör doluluk oranı %30,4, ortalama teması tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı %99,9 olarak kayda geçti. NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan 3 yeni fotoğraf paylaşıldı.
NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan 3 yeni fotoğraf paylaşıldı. Birinci fotoğrafla birlikte takımının yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek, güçlü şeyleri meydan okuyun mesajı paylaşıldı. NASA keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk, başlamak için sabırsızlanıyorum mesajıyla ikinci fotoğrafı paylaştı. NASA kayaları severim, direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak, volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum mesajıyla üçüncü fotoğrafı paylaştı. NASA ilk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğrafta Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın dünyaya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan mini bir helikopterinde uçurulmaya çalışılacağı belirtildi. ABD Perseverance'la 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. InSight ve Curiosity isimli iki uzay aracı halen gezegenin yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor. NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak. The initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. OVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan COVAX anlaşmasını baltaladığını iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada bazı G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin COVID-19 aşılarının adil dağıtımının finansmanı için 4,3 milyar dolarlık yeni fon sağladığını hatırlatarak ülke liderlerine teşekkür etti. Ghebreyesus, bu fonlar ve bağışlar 2021'in ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasına başlama hedefimizi gerçekleştirmeye bizi bir adım daha yaklaştırıyor, dedi. G7 ülkelerinin liderlik gösterdiğini ancak tüm ülkelerin adım atmasına ihtiyaç olduğunu belirten Ghebreyesus, adil aşı dağıtımını tamamen finanse etmek için hala en az 22,9 milyar dolarlık bir boşlukla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Satın alınacak aşı yoksa paranın önemi yok diyen Ghebreyesus, bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan COVAX anlaşmasını baltaladığını iddia etti. Ghebreyesus, şu anda bazı yüksek gelirli ülkeler COVID-19 aşı üreticileriyle COVAX'ın sahip olduğu anlaşmaları baltalayan ve COVAX'ın satın alabileceği doz sayısını azaltan sözleşmeler yapmaktadır. Fonumuz olsa bile COVID-19 aşılarını fakir ülkelere ancak yüksek gelirli ülkelerin COVAX'ın yaptığı anlaşmalara saygı göstermesi ve işbirliğiyle verebiliriz, dedi. COVID-19 virüsünün ne kadar uzun süre dolaşırsa aşıların daha az etkili hale gelebilecek şekilde değişmesi için o kadar çok fırsat olacağını savunan Ghebreyesus, bu bir yardım meselesi değil, bu bir epidemiyoloji meselesidir. COVID-19 salgını her yerde sona ermedikçe onu hiçbir yerde sonlandıramayacağız. Bu nedenle sağlık çalışanlarının, yaşlıların ve diğer risk altındaki grupların küresel olarak COVID-19 aşıları için ilk sırada yer almasını sağlamak, yüksek gelirli ülkeler dahil tüm ülkelerin çıkarınadır ifadelerini kullandı. Currently, some high-income countries are entering contracts with vaccine manufacturers that undermine the deals that COVAX has in place. Bültenimiz yurt dışında bazı gelişmeler devam ediyor. Gürcistan'da eski başbakan Georgi Gakarya 18 Şubat'ta görevinden istifa etmiş, yerine Irakli Garibashvili gelmişti. Garibashvili'nin kurduğu yeni hükümet için parlamentoda güven oylaması yapıldı. Muhalefetin boykot ederek katılmadığı olağanüstü oturuma 94 milletvekili katıldı. Parlamento Başkanı Arçil Talakvatse'nin yönettiği oturumda yapılan oylamada iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nden 89 milletvekilinin oyuyla hükümet güven oyu aldı. 99 ორის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობას. Askeri darbeyle yönetime el konan Myanmar'da darbe karşıtı eylemler devam ediyor. Ülkenin başkenti Naypyidaw'da
ve elçiliklerin bulunduğu Yangon'da binlerce kişi sokaklara akın etti. 1 Şubat'ta gerçekleştirilen darbenin ardından başlayan protestolarda iki kişinin hayatını kaybettiği ülkede binlerce kişi sokaklarda darbe karşıtı sloganlar attı. Yangon'da toplanan öfkeli kalabalık kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapattı. Esnafa kepenk indirme çağrısında bulunan eylemciler sokak aralarında polisle çatıştı. Darbe karşıtı pankartlar ve darbe sırasında gözaltına alınan liderlerin resimlerini taşıyan eylemciler Yangon'daki ABD ve Çin Büyükelçilik ve Birleşmiş Milletler'e ait binalarının çevresinde toplanırken polis güvenliği bu bölgede artırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüşmüştü. İki ülke arasındaki sıkı ilişkiler ve yapılan yeni anlaşmaların değerlendirildiği görüşme sonrası Putin ve Lukashenko, Kafkas Dağları'nın zirvesindeki Krasnaya Polyana kayak merkezine gitti. İkili birlikte kayak yaparak kar motoruna bindi. Putin ve Lukashenko geçtiğimiz sonbaharda da yaptıkları görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'nın içerisinde bulunan buz pistinde buz hokeyi müsabakasına katılmıştı. Tanzanya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da koronavirüs hastalığına yakalanan Halil A., Eyüp K., Oğuzhan A. isimli Türk vatandaşları tedaviler için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak gönderildi. Gece saat 02 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen uçaktaki 3 Türk hasta, sağlık ekipleri tarafından ayrı ayrı ambulanslara bindirildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan hastaların daha önceden belirlenen hastanelere sevk edileceği öğrenildi. Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Farewell Spit sahilinde 49 pilot balina karayı vurdu. Jonah Projesi adlı balina yardım örgütünün saatler sonra 40 balinayı kurtarmayı başardığı öğrenildi. Ancak sahile vuran 9 pilot balinanın öldüğü belirtildi. So you can hear lots of vocalizations happening as the whales have water around them. You can see they're spread out. Mültenimizin sonunda haber özetlerini yeniden paylaşıyoruz. Esen kalın. Et fiyatlarındaki pahalılık vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Kanal T Haber, etin pahalı olması nedenlerini ve ne zaman ucuz et denecek sorularını Kasaplar Birliği Başkanı ile Hayvancılar Birliği Başkanı'na yöneltti. Yurtta üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak amacıyla sivil uçuş sayısını günde 2 sefer ile sınırlayan NOTAM iptal edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı resmi Can Altay NOTAM'a dair açıklamalarda bulundu. Can Altay bu karar dün neticelendi. Öğrencilerin getirilmesinin başka bir yolu varsa biri bize söylesin dedi. Ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak kamuda maaşlardan yapılacağı kesintilerle ilgili hazırlanan her türlü maaş ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkındaki yasa Cumhuriyet Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun, Birleşmiş Milletler ile sürekli yapmakta oldukları temaslarda 5+ BM Kıbrıs zirvesinin Nisan ayının ikinci yarısında ve büyük olasılıkla Cenevre'de yapılmasının öngörmekte olduğunu söyledi.